Adam poğaçayı kesmişti ya. Sete simit alıp gidiyorduk, hatırlıyor musun? Bildiğin kahvaltı vermiyordu adam ya. Ama işte ne yapacaksın aşkım? Bu sektörde böyle. Beraber ne çok şey yaşamışız be Murat. İsteseydin çok daha fazlasını yaşayabilirdik aşkım. İstemediğimi nereden çıkardın ki? Sordum ama sevmiyorum dedin ya. Murat, ben öyle söylemek istemedim. Haksızlık ettim ya sana o kadar. Uzak tutmaya çalıştım seni ama... Es verme aşkım, duraklama lütfen. Çok güzel gidiyordun, devam etsene ama. Ama düşündüm de bizim tekrar denememiz lazım Murat. Sen söylediklerimi kafana takma ne olursun. Ben de seni seviyorum. Yani sevmek istiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Sana bir güvenebilsem aşkım, bir inanabilsem, şu söylediklerinde samimi olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama işte bunun da altından ya bir şey çıkarsa? Bu sefer farklı Murat. Ne yaptıysam yapmam gerektiği içindi. Kendimi ispatlamam lazımdı. Kime aşkım? Kime? Kendime Murat. Başarmam lazımdı. Mecburdum. Yani bütün olan bunca şey. Aşkın Özdemir Kastajansı. Çaldığın çocuklar. Hepsini yapmaya mecburdun yani. Evet, anlıyorsun değil mi beni? Unutamaz mıyız olan biteni? Gerçekten bu sefer çok başka olacak Murat, söz. Sen de seviyorsun değil mi beni? Bir dakika, bir dakika dur şimdi. Biz tekrar birlikte miyiz yani, öyle mi? Bence evet, sence? Bakayım. O zaman aşkım, madem tekrar birlikteyiz, bazı şeyleri konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım, konuşalım Murat. İlişkinin temel esasları bir. İlişkide kendin kadar karşı tarafı da değer vereceksin. Tabii ki. İki, gözünü karartıp seveceksin. Hiç kimseye, hiçbir şeye kulak asmayacaksın. Başkalarına kör bakacaksın, sadece onu göreceksin. Hı. Üç, diyelim olmadı mesela, yürümeyebilir yani. Olsun, o zaman da karşı tarafı incitmeden, kırmadan, dökmeden ayrılacaksın. Öyle cep telefonu mesajıyla değil. Ama Murat o konuda... Ama hakkını sen kullandın ya bir tanem, lütfen ya. Çok güzel, şu an içinde fırtınalar kokuyor. Vallahi bak, dinleyecek hava bulmaya çalışıyorum. Ne olursun, devam edeyim mi? Devam et, devam et. Ve final. Ayrılırken kalabalık bir yere gitmeyeceksin, rencide olmasın diye. Hani ağlar falan, içim kıyılır. Kendi evinde de ayrılmayacaksın. Niye? Çünkü kalkıp gidemezsin kendi evinden. Mümkünse sevginin evinde ayrılacaksın ki böyle ceketini alıp çıkabilesin. Anladın? Kendine iyi bak aşkın Özdemir. Bizden olmaz be güzelim. Ne oldu? Ha, yeşil gözüm. Aha, öyle bakarsın işte. Senin beni cep telefonu mesajıyla terk ettiğin günden beri şu anın hayaliyle yaşıyorum ben ya. Şu an ne kadar rahatladım, ne kadar mutluyum bilemezsin lan. Bir de aşkım bir şey soracağım bak. Teknik olarak biz sevgili olduktan 1,5 dakika sonra ben sana tekmeyi koydum değil mi? Hı? O cevabı bir alayım. Alayım o cevabı. Oh ya Rabbim, çok şükürler olsun sana ya, rüya değilmiş. Elma dağda dostun var, atıyorsun havanı. Göl başında tarlan var, sürüyorsun sefanı. Yaşlanınca göreceğim yavrum ben seni. Bulabileceğim mi böyle balı reçeli? Kızlar dura dura iç olur, oğlan dura dura boç olur. Ankara'da bir hoca var, üfledin mi uçurur. Kızlar dura dura hiç olur, oğlan dura dura koşulur. Elham düğünün düğüsüyle, güzel kızlar sürüsüyle, her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi. Aşkını da gömdük ya lan.
yanlışlık yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı. Bir yanlışlık yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı. Şeytana uydun mu aklım takıldı. Aklım takıldı, fikrim takıldı. Aşkım. Cep telefonumu alabilir miyim? Unutmuşum da burada. Masanın üzerindeydi. Hangi masanın? Ahlak masasının. Aşkın Allah aşkına salonda kaç tane masa var ya? O kadar artistik yaptım, çektim gittim. Döndüm yine kapını çaldım. Yüzüne bakamıyorum utancımdan. Sen de işte durumu biliyorsun. Azıcık yardımcı ol. Al. Sağ ol. Al şarabını da al. Bak üstüne tıpasını da taktım. Belki lazım olur. Aşkın ne şarabı ya? Lütfen üzüyorsun beni. Aslında telefon mühim değil de işte numaraların yedeği yok aşkın. Yoksa parasından değil beni biliyorsun. Geleceğe dönük hayallerimize durun biraz Ahmet, dedim. Kardeşim galiba ben feleğin çemberinden geçtim.